Dilan'dan sonra ardı arkası kesilmeyen sosyal medya fenomenlerinin olaylarına şahit olduk. Evet. Ve bir de üzerine Fatih Terim fonu, Seçil Erzan olayı eklendi. Şimdi Dilan Polat'la başlamak istiyorum. Sen Dilan Polat'ın eski avukatısın. Evet. Bir takım belgeler ortaya çıktıktan sonra çekilebilirim dedin, ispatlandıktan sonra ve sözünü tuttun, geri çekildin davadan. Ama mutlaka konuya yine hakimsin. Bizim Dilan Polat'la alakalı aldığımız son haberlerden biri ruhsal sağlığının bozulduğuna dair ve kendisi bir telefon görüşmesi sırasında eşine kendime zarar verebilirim gibi bir cümle kullanıyor. Evet. Bu konuyla başlayalım istiyorum. Bununla ilgili zaten iki cezaevi arasında görüşme yapıldığı için bunlar kayıt altında tutuluyor. Eşiyle de başka bir yolla görüşemeyeceğine göre ve yalanlanmadığına göre de bu beyanlarını doğru olarak kabul etmemiz gerekir ki sonrasında zaten bazı gazetecilere mektup yazarak hem bu durumu açıkladı hem de röportaj şeklinde beyanlarda bulunduğu ortada. Ruhsal durumunun kötü olması normaldir çünkü böyle bir variyetten, böyle bir hayattan, böyle bir zenginlikten dört duvar arasına gidip bütün imkanların elinden alınması halinde herhangi birinin bile, ruhsal sağlığı çok iyi olan birinin bile zaten psikolojisinin bozulması normaldir. Kaldı ki Dilan zaten dışarıdayken de kendi açıklamaları vardı, ilaçlarla ayakta duruyorum evet vesaire diye. Şimdi o ilaçlara ulaşması da pek mümkün değildir. Özel reçetelere bağlıdır, onların hapishaneye sokulması özel izinlere tabidir. Onlara ulaşamadığı için şu anda durumunun zaman zaman kötüleşmesi beklenilebilen bir şey zaten. Evet, çok fazla önlem de alınmış cezaevinde kendisiyle alakalı. Yani kantinden aldığı yiyecek, su vesaire bile gözlem altında. Zaten cezaevindeki alışverişleriniz hep kapalı paket şeklinde olur. Yani duruşma esnasında bile tutuklu olan müvekkilinize su ya da sandviç, çünkü bazen çok uzayan duruşmalar oluyor. Su ya da sandviç ikram edeceğiniz zaman onu oradaki başındaki görevli komutan ya da asker önce kendisi kontrol eder, kendisi paketini açar, öyle teslim eder zaten kişiye. Evet. Bir takım çevreler tarafından Dilan Polat'ın sizin de az önce belirttiğiniz gibi cezaevi yönetimi tarafından zaten o görüşmelerin dinlendiği, kayıt altına alındığı aşikar. Biraz acaba manipüle etmek adına mı böyle şeyler konuşuyor, yapıyor diye bir söylenti de oldu. Hangi amaç güttüğünü tabii bilemeyiz ama olması ihtimaldir çünkü zaten tutuklanmayı hiç beklemedikleri için şimdi tutuklanmaları ve akabinde bu kadar sürecin devam etmesi, her geçen gün başka evrakların çıkması, gizli tanıkların ortaya çıkması, itirafçıların ortaya çıkması ruh hallerini daha kötü hale getirmişlerdir. Bir çıkış yolu da arıyor olabilir tabii. Evet, bu süreçte Ahmet Gün de sanıyorum daha sonra o da muhasebeciyken avukatlık eğitimi alıyor diye duydum. Ki hani bu olayın içindeyken en azından konuya bir şey olduğu zaman dahil olabileyim diye onun bir itirafçı olma girişimi oldu. Neden reddedildi? Yetersiz mi görüldü? Verdiği bilgileri savcılık zaten bunların çoğu bizim elimizde var diyerek yeterli bulmamış, dosya anlamında tatmin olmamış olabilir. O yüzden zaten kabul edilmemiştir. Dün bizim sizinle görüşmemiz esnasında Dilan bana da her şeyi anlatmadı gibi bir şey söylediniz aslında. Ben onu dinlemek istiyorum sizden. Tabii şöyle, ben buraya sizin programınıza da katıldığımda birçok şeyin zaten bilgim dışında olduğunu ve mevcut durumla ilgili herkesin masumiyet karinesinin korunması gerektiğini ısrarla belirtiyordum. Tabii ki yine aynı fikirdeyim. Herkesin masumiyet karinesi korunmak zorunda. Ancak sonradan çıkan gizli tanıkların ya da itirafçıların, bu Ahmet Gün'ün yanında çalışan hanımefendi itirafçı olmuştu. Onun beyanında şöyle bir şey geçti. Biz bu MASAK ön raporunu aldık. Karşı taraftan, Anadolu yakasından bir avukattan alındı. İsim de veriyor orada. Gelindi ondan sonra büroda duvara yansıtıldı ve hep birlikte bunu analiz ettik. Ne olur diye düşündük, konuştuk. Ve en sonunda da hiçbir şey olmayacağına karar verdik dendi. Bu beyanında var. Bu zaten her yerde söylendi, açıklandı. Benim takıldığım ve kızdığım nokta ve tamamen fikrimin değiştiği nokta burası oldu. Çünkü ben bu olayların söylentileri çıktığında doğal olaraktır ki müvekkillerime bunları sormak durumundayım. Elbette. Ve kendileriyle yaptığım görüşmede, her ikisiyle de Engin ve Dilan'la yaptığım görüşmede bunları sorduğumda tamamen hiçbir şeyden haberlerinin olmadığı, böyle bir soruşturmadan dahi haberlerinin olmadığı, yasa dışı herhangi bir girişimlerinin,
varlıklarının, suç işleme durumlarının olmadığından bana bahsederken gayet masum bir şekilde sen gidip arka tarafta o raporu eline geçirip, inceleyip, bir şey olmayacağı kanaatine varıp, beni kandırma cihetine girersen bu işler değişir. Benim aslında de o raporu değişir. Sizin değerlendirmeniz gerekiyor. Yani değerlendiren yani. De bir avukat arkadaşımız ya da muhasebeci vesaire ama bana raporu getirmesine gerek yok. Bana böyle bir durumun olduğunu dürüstçe söyleyebilirdi. Yani böyle bir soruşturma dosyası olduğundan haberi olduğunu ve kendisinin bilgi sahibi olduğunu, konuya dair araştırmalarını ve çalışmalarını devam ettiğini söyleyip doğrusunu açıklayabilirdi. Ama avukatı durumundayken bana bile yanlış bilgi veriyorsa benim artık şüphelerimin tamamen artması neden yapmış olabilir bunu? Niye sizden gizlemiş olabilir? Benden değil, herkesten gizlemiş olabilir. Çünkü bu işi birlikte yürüttüğü kişilerden sadece kişilerin dışında herhangi birinin haberi olmasını istememiştir doğal olarak. Evet. Bu da zaten şüpheyi arttırıyor. Kesinlikle öyle. Dilan Polat'ın tabii şöyle de bir iddiası var. Hani eşi de aynı şeyi savunuyor. Dilan'ın hiçbir şeyden haberi yoktu. Sadece reklam yüzüydü, ekran yüzüydü vesaire gibi. Siz buna inanıyor musunuz? İnanmıyorum. İnanmıyorum çünkü gösterilen evrakların altında imzaları var. Sonuçta bir şirket ortaklığı var. Ve ne olursa olsun bu kadar büyümenin bir sorgulanmaya tabi tutulması gerekir. Özellikle de kadınlar tarafından. Tabii. Biz şimdi, nasıl bu kadar zengin olduk? Aynen öyle. Şimdi ben her akşam eve bir çanta parayla gitsem benim eşim herkesten önce zaten sorgular. Nereden geliyor? Aynen öyle. Evet. Dolayısıyla haberin olmadığını artık düşünmüyorum. Zaten haberim yoktu demek suçtan kurtulmaya yeterli bir gerekçe değildir. Evet. Kanunu bilmemek masumluk anlamına gelmez. Anlamını bilmediğiniz kağıtlara imza atmayacaksınız o zaman. Evet, yani içeride tuhaf tuhaf açıklamalar da yapılıyor. Dilan Polat mesela diyor ki işte bizim bir takım vergi borcumuz varsa, bir takım aksattığımız ödemelerimiz varsa devletimizden özür dileriz, onları öderiz. Hani bu konu kapanıra getirmek istiyor. Bu iş özür dilemekle kapanacak bir iş değil. Ortada bir hukuksuzluk varsa bu özür dileriz biz bunu bilmiyordukla ortadan kaldırılacak bir husus olmuyor maalesef hukukumuzda. Herkesin vergi borcu olabilir. Şu anda zaten ülkede neredeyse borçsuz insan yok. Ama vergi borcu olması ayrı bir şeydir. Vergi kaçırmak ayrı bir şeydir. Sahte evrak ayrı bir şeydir. Ve bunlardan siz pardon diyerek kurtulamazsınız. Evet. Ve bunun akabinde zaten olayda çok fazla dile getirilen bir kara para, yasaklı durumlardan elde edilmiş paranın aklanması hususları ortadayken ve bu kadar belge ortaya çıkmışken siz çıkıp da bizim sadece vergi borcumuz var, biz bunları ödeyip kendimizi kurtaracağız, herkesten de özür dileriz, olmuyor maalesef. Olmuyor. Bu olayla alakalı tabii ki yavaş yavaş olayın bağlantıları da çözülmeye başladı. Yurt dışında olan bazı isimlere uzanmaya başladı. Şimdi bana herhalde haberci olmamız dolayısıyla en çok sorulan sorulardan biri şu. Bu suçu işletmeyi kafaya koyan bir insan bu kadar sıradan fenomenleri nasıl seçiyor, neye göre seçiyor, nasıl bağlantı kuruyor? Sıradan fenomenleri seçtiğini düşünmüyorum. Aksine çok fazla takipçisi olan ve bu kazançlara insanlar önünde evet ya böyle bir kazanç olabilir dedirtebilecek kişileri seçiyorlar. Ve alınan ürünler vesaireler, kargo paketleri, şirketlerden çıkış yapılan ürünler, satışlar, belgelerle zaten bunu kapatmaya çalışıyorlar anladığımız kadarıyla. Yoksa herhangi bir fenomeni seçmiyorlar. Twitter'da karşılaştığımız belgelerde bu zaten açıkça ortaya koyuluyor. Bunlar belli başlı bu işi kotarabilecek kişileri seçip onların üzerlerinden onların güvendiği birkaç kişiyle bu işi devam ettiriyorlar anladığımız kadarıyla. Teklifini götürüyor, cazip gelirse karşı tarafa o da sisteme dahil edilmiş oluyor. Peki nasıl ilerler bu davanın seyri? Siz işin içindesiniz. Şimdi davalarını onların avukatları kim bilmiyorum. Bilmiyorum bağlantınız var mı? Yok, bağlantınız yok. Ne şekilde ilerliyor ve nereye varır sizce? Soruşturma tüm hızıyla devam ediyor bildiğim kadarıyla. Genişleyerek devam ediyor üstelik. Çünkü bu itirafçılar ve gizli tanıklar çıktıkça
ve bu kayda değer bilgiler bunlar vermeye devam ettikçe bu soruşturma devam eder, daha sürdürülmeye, araştırma devam eder ki devam etmekte zorundadır. Eğer böyle bir suç işlenmişse zaten sadece bu kişilerle sınırlı da kalmamalıdır. Bunların bir üst kademesine bu olay çıkmak zorundadır ki suyun başı kesilsin. Evet. En baştan bu suçlar önlensin. Bütün Türk milletine yazık günah. Biz burada 80 milyon kişi vergi öderken ki en çok vergiyi de en az kazananlarımız öderken. Maalesef. Yani sen bizden kaçırdıklarınla böyle bir hayat sürüyorsan doğru her zaman tektir. İnsanlar buna göz yummayacaktır ki şu anda da yummuyorlar. Ama bu kişilerin üstündeki kişiler kimse, bunların da tespiti ve bu suçun da işlenmesinin önlenmesi gerekir. Ve bunu da yapacaklarına inanıyorsunuz. Ben devam edeyim. Yeni İçişleri Bakanımıza güvenim tam. Bu işin peşi bırakılmayacak diye düşünüyorum. O yüzden ki yapılanlar ortada, Yeni İçişleri Bakanımız gelmesinden sonra güvenim tam, bekliyorum. Evet, ve 600 kişi varmış yani şu anda inceleme altında olan 600 kişi varmış ve insanlar bu fenomenler